Şeytanı Allah'a sığınırım. Enbiya suresi 130. ayet. Cenab-ı Allah diyor ki şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Demek ki ipsiz sapsız adamlar, dangala, iti kopu, abuk subuk konuşacaklar. Münafıklar abuk subuk konuşacak, müşrikler, cahil, cühela, yobaz takımı abuk subuk konuşacak. Nerede konuşacak? Facebook'ta konuşur, internette konuşur, telefonda konuşur, televizyonda konuşur, zırvalar. Ayetlerini diyor Cenab-ı Allah, şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Sakin ol, sabırlı ol diyorlar. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbine hamd ile tesbih et. Elhamdülillah. Yani gün içinde Allah'ı tesbih et diyor. Hamd ile tesbih et diyor. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin. Yani aynı zamanda beş vakit namaza da bakan bir ayet. Yani sürekli Allah'ı tesbih edin diyor. Onlardan bazı gruplara kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Adamın efendim işte arabaları var, evi var, fabrikası var, tesisleri var falan peşmeken. Ona Allah gözünü dikme diyor. Yani oturup o hayıflanma diyor. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Şimdi Allah bu rızık veriyor. Mesela adam diyor ki ya diyor bu adam ne kadar zengin. Hav yaralıp yiyor diyor. Efendim tereyağlı omlet yapıp yiyor diyor. Ben yiyemiyorum diyor. Değil mi? Ne güzel diyor üstüne manda kaymağı da ayrıca yiyor diyor. Ekmeğin üstüne sürüyor diyor. Tereyağıyla ekmek. Ama diyor ki Allah senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Şimdi Allah onu nasip etmediyse onda bir hayır var. Çünkü rızkın sağlık vermesi önemlidir. Yersin öldürür seni. Komaya girersin. Kalp enfarktüsü geçirirsin. Beyin kanaması geçirirsin. Sırf aslında hep gıdadandır yiyecek ölümler. Yani ölümlerin büyük bir nedeni yiyeceklerden kaynaklanır. Kolesterole bağlı yüksek tansiyon, hipertansiyon. Onun için Allah senin Rabbinin rızkı daha hayırlı diyor Allah. Ve daha süreklidir. Yani dünyada da ahirette de sürekli devam ettiririm diyor Allah. Ben rızkı veren benim diyor. Mühim olan hayırlı olması rızkın. Rızk hayırlı oldu mu o insana şifa verir. Gençlik, dinçlik ve sağlık verir. Ama öyle değilse yani mesela ben bugün İstinye'deydim. Sosyeteden bir hanım gördüm. İki hanım yan yana. Neyse onu anlatmayayım şimdi. Ehline, ümmetine namazı emret ve onda kararlı davran. Yani beş vakit namazı emret diyor ehline. Ve onda kararlı davran. Yani kılayım mı, kılmayayım mı, işte yetişemiyorum. Sabah erken uyanamadım, yorgundum. İşim var. Veyahut işte çekleri, senetleri yazmam gerekiyor. Sıkışık durumdayız. İmtihanım var. Öyle değil. Bak Allah ne diyor? Onda kararlı davran. Bir hayır var kararlı davranmasında. Biz senden rızık istemiyoruz diyor Allah. Yani diyor hani ben rızık kazanmak için diyor namaz kılmıyorum diyor. Allah da diyor ki biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz diyor. Ben zaten vereceğim sana rızkını diyor Allah. Yani oturup yani namaz kılamama gerekçesi olarak para kazanmayı göstertme diyor Allah. Yani işi gücü göstertme bu bahane değil anlamında söylüyor Allah. Bir işareti onu güzel sonuç takvanındır. Eğer takva olursanız ruhen de bedenen de çok sağlıklı olursunuz ya Allah. Dolayısıyla Allah'ın dinine sıkı sıkıya sarılın diyor Allah inşallah. Dediler ki bize kendi Rabbinden bir ayet, mucize getirmesi gerekmez miydi? Onlara önceki kitaplarda da açık belgeler gelmedi mi diyor Allah. Yani daha önce de öyle mucizeler gördüler diyor. Yani inanmayacak adam inanmaz. Mesela Cübbeli diyor ki Mehdi'nin başının üstünde bulut olsun. Oradan bir melek olsun. Ulan şimdi beni konuşturma. Öyle bir şey görsen sen dersin ki beni hipnoz etti diyeceksin. Büyü yaptı gözüm öyle göründü dersin. Sen o adamı itibar eder misin? Bağlanır mısın? Diyor ki mesela havadaki kuşu diyor uç işaret etsin. Düşsün eline diyor. Göreyim diyor onu Mehdi o zaman. O zaman ona yine inanmazsın.
Yani kararlısın sen çünkü azmetmişsin. Öyle bir şey yapmazsın. Yani hakikaten öyle bir şey olsa %100 diyeceği şey bana büyü yaptılar, hipnoz yaptılar ve gözüme göründü diyecektir. İnanmaz. De ki herkes gözetlemektedir. Siz de gözleyip durun. Sonunda dümdüz dosdoğru yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz. 2023 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? De ki herkes gözetlemektedir. Biz de gözetelim. İslam'ın hakimiyetini, İttihat-ı İslam'ı herkes gözet diyor. Siz de gözetleyip durun diyor Cenab-ı Allah. Yani siz de bekleyin. Yani olacak mı olmayacak mı bekleyin diyor. Sonunda dosdoğru yolun sahipleri kimlermiş? Çünkü diyor ki komünistler dosdoğru yolun sahibi biziz. Darwinistler en akıllı biziz diyor. Allah da diyor ki dümdüz dosdoğru yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan, yani doğru hareket eden, doğru düşünen, doğru deliller veren, isabetli hareket eden kimlermiş? Pek yakında öğreneceksiniz diyor Allah. Ve Ebced'i de tam 2023. Maşallah. Maşallah.